Merhaba arkadaşlar. 17.07.2023 Trakya Kumbağı'ndayım. Kumbağı'na 18 kilometre uzaklıkta Kumbağı Şarköy arasında Üçmakdere kamp bölgesi diye geçiyor arkadaşlar. Üçmakdere kamp alanı diye bir yer daha var. Orası Şarköy'e yakın olan taraf. Benim bahsettiğim yer Kumbağı'na 18 kilometre mesafede Üçmakdere kamp bölgesi, yamaç paraşütlerinin iniş sahası arkadaşlar. Bu şekilde çok rahat bulursunuz. Kısaca tarif edeceğim. Bir önceki videomdan da hatırlayacaksınız burayı. Bahsetmiştim biraz. Şimdi birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Denizi çok dalgalı arkadaşlar. Karadeniz'i aratmıyor. Karadeniz'de arada bir sakinlik olurdu denizde. Burada üçüncü gecem deniz hiç durmuyor arkadaşlar. Çok dalgalı. Deniz sıcak ve kayalar yumruk büyüklüğünde sahil yumruk büyüklüğünde taşlardan oluşuyor. Denize girmek o yüzden biraz sıkıntılı. Taşlar kaygan, ayağınızı burkabilirsiniz. Ve dalga sürekli sizi hırpalıyor. Denize girmek biraz zahmetli. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun haricinde arkadaşlar şuraya yerleştim ben. Şu şekilde biraz evet fazla dağıldım. Fakat bugün anca tadını çıkarabildim denizin. Çünkü dün 15 Temmuz akşamı geç saatte gelmiştim. Karanlıktı. Yamaç paraşütlerinin iniş alanına kenarına çadır kurmuşum. Daha sonra dolaştım, burayı buldum. Şurada kötü çalılar vardı, orayı temizledim. Çadırımı buraya kurdum ve güneş burayı görmüyor arkadaşlar. Harika bir yer burası. Akşam bir güneş batarken bir saat görüyor şu taraftan. Oraya da şemsiyemi koyuyorum. Dün Kumbağa'na gittim. Alışverişlerimi yaptım. Gıda ihtiyaçlarımı aldım. Bugün anca tadını çıkarabildim. Denize girdim, güneşlendim. Biraz da böyle yayılmışım. Burada sol tarafta yamaç paraşütü iniş alanı var. Orada kampçılar var. Sürekli araçlar ve çadırlar oluyor. Fakat bu alanda yalnızca şurada şu ağaçların altında 6-7 tane aile var. Cipleriyle gelmişler. Oraya yerleşmişler. Solar panellerini sahile kurmuşlar. Enerjilerini oradan alıyorlar. Ve çok sessizler arkadaşlar. Hiç sesleri çıkmıyor. Gürültü yapmıyorlar. Müzik sesleri gelmiyor. Bağırışmalar yok. Fakat diğer taraf öyle değil. Yamaç paraşütlerin iniş sahasında çadır kuranlar, çadırcılarda fazla sıkıntı yok fakat gece araçlarıyla gençler geliyorlar, alkol alıyorlar, bağırıyorlar, çadırcıları da rahatsız ediyorlar. Orada böyle sıkıntılar oluyor. İlk gece ben bunu yaşadım orada. Fakat burada sessizlik var, harika bir yer. İyi ki de bu arkadaşlar buraya gelmişler. Yoksa buraya genç arkadaşlar gelseydi burada da gürültüden durulmazdı, tadı çıkmazdı sizin anlayacağınız. Sakin, kafa dinlemek için harika bir yer. Dün gece burada yalnızdım. Benden başka kalan yoktu. Bu gece de muhtemelen yalnız geçireceğim. Harika bir yer. Çok hoşuma gitti. Kafa dinlemek isteyenler için muhteşem bir yer. Gelmek isteyenlere burayı tavsiye ederim. Sahile de çadır kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha yukarılara da kurabiliyorsunuz bilginize. Buralara kurabilirsiniz. Buralar ücretsiz. Ağaçların altına gündüzleri geliyorlar. Şemsiyelerini kuruyorlar. Denize giriyorlar ve akşam gidiyorlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin.